Mono rüyasında uzun bir koridorun sonunda ortasında göz olan kapıyı görür ve gözünü ormanın ortasında açar. Ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde karakterimiz ile yola koyuluruz. Yolda Mono çürümüş cesetler, intihar eden insanlar ile karşılaşır. Kendisine kurulmuş tuzakları ve ormanın çeşitli zorluklarını atlattıktan sonra ormanın ortasında bir ev ile karşılaşır. Evin açık olan penceresinden içeri giren Mono eve araştırmaya başlar. Mono evin içinde dolaşırken kulağımıza tanıdık bir melodi sesi eşlik eder. Mono evin alt katına indiği zaman soldaki odada bir müzik kutusu ile müzik çalan bir çocuk görür. Çocuğa ulaşmak için odanın kapısını balta ile kıran ve odaya giren Mono çocuğa yaklaşır. Çocuk Mono'dan ürküp yatağın altına saklanır ve kendisini korumaya çalışır. Mono çocuğa arkadaş gibi elini uzatsa da çocuk elini tutmak isterken bir anda vazgeçer ve odadan koşar adımla dışarı çıkar. Sonradan da anlaşılacağı üzere o çocuk aslında Six'tir. Lakin neden üstünde sarı sweatshirt'ü yoktu ya da nasıl buraya geldiği hakkında pek bir bilgi olmasa da bazı teoriler vardır. Bazı teorilere göre birinci oyunda Six merdivenlerden yukarı çıktıktan sonra diğer gemiye binip ana karaya gelmiş lakin ormanda yolunu kaybedip avcı Six'i yakalamıştır. Bu teori mantıklı gelse de Six'in ruh emme gücü halen duruyor iken neden avcının ruhunu emmediği başka bir soru olarak kalmaktadır. Gelelim hikaye kısmına. Six ve Mono avcının evinden çıktıktan sonra bir barakada avcının yedek tüfeğini bulurlar ve beraber tüfeği kaldırarak avcıyı orada öldürürler. İkisi de avcıdan kurtulmuştur. Lakin Mono ve Six'i daha çok şey beklemektedir. Avcı öldükten sonra Mono ve Six yola devam eder. Deniz kıyısına ulaştıktan sonra bir kapı yardımı ile karşı tarafa beraberce geçerler. Ormandan kurtulduğunu sanan karakterlerimiz bu sefer ormandan kurtulup şehire gelmişlerdir. Mono ve Six şehirde gezinirken bir odaya girer ve ikisi de kulaklarını tıkamak zorunda kalır. Çünkü televizyondan çıkan ses onları rahatsız etmiştir. Mono televizyona yaklaşır ve televizyonda görüntü olmamasına rağmen televizyona bakmadan var olan görüntü karesinin içinde bir yol oluşturur. Bu yol bir yerlerden bize tanıdık gelmektedir. Kare oranını eşitleyip televizyonun içine ışınlanan Mono oyunun ilk başında gördüğü uzun koridora tekrar gelir. Koridorda koşan Mono kapıya ulaşmayı dener. Fakat yarı yolda sebebi bilinmez bir şekilde zaman damgası bozulur ve Mono Six'in yanına geri gelir. Var olan odadaki şeytane televizyondan gelen dalgayı Mono engeller ve yola devam ederler. Karakterlerimiz biraz ilerlemenin ardından küçük kukla çocukların eğitim gördüğü bir okula gelir. Okulun içinde ilerlerken hareket eden bir dolap kapağı açılarak Mono'nun üstüne düşer. Mono bir süre dolabın içinden çıkamaz ve etrafı küçük kukla çocuklar sarmıştır. Küçük kukla çocuklar Six'in üstüne atlayarak Six'i kolundan tutarak merdivenlerden yukarı götürür. Mono bu sırada arkadaşı Six'i küçük kuklaların eline kaptırmış ve yola yalnız olarak devam etmek zorunda kalmıştır. Eline bir çekiç alarak yola devam eden Mono, önüne hangi kukla çocuk çıkarsa çıksın acımasız bir şekilde onları parçalar ve yoluna devam eder. Biraz ilerleyince kilitli bir asansör kapısına ulaşır. Asansörü açmanın ve Six'e ulaşmanın tek yolu ders yapan öğrenci çocukları ve öğretmenin de aralarında bulunduğu sınıfı geçmektir. Mono öğretmeni ve kukla çocukları atlatır atlatmaz anahtarı alıp asansöre bindikten sonra üst kata Six'i bulmak için yola çıkar. Mono yukarı çıktığında ise yere tebeşir ile bir sürü göz çizen bir kukla öğrenciyi bulur. Fakat bu öğrenci diğerlerinden farklıdır. Hatırlarsanız birinci oyunda Six ile oynarken başında huni şeklinde şapkası olan tuhaf yaratıklar gelip bize yardım ediyordu. Fakat bu çocuk da aynı şapkadan var ve daha öfkeli bir şekilde duruyor. Zaten fark ederseniz kendisi ipe bağlanmış bir şekilde duruyor. Peki neden bu şekilde şapka giymiş ve diğerleri özgürce dolaşırken neden bu çocuğu bağlamışlar? İşte hepsi merak konusu. Mono çocuğu oyaladıktan sonra yanındaki boruyu alıp sağ tarafta bulunan kapıyı kırar ve yola devam eder. Mono çeşitli zorlukları atlattıktan sonra cezalı olan öğrencilerin olduğu yemekhaneye gelir. Burada kukla çocuklarının bazılarının tabak yıkamakta veya işten kaytarmakta olduğu görülür. Mono bir kaşık yardımı ile kukla çocukları yok etmeye başlar. Bir çocuktan kuklanın maskesi düşer ve o maskeyi Mono yüzüne takarak kukla çocuklarının arasından geçmek zorunda kalır.
Mono okulun tuvaletinde Six'i bacaklarından asılmış bir şekilde havada dururken bulur. Etrafındaki Six ile oynayan çocukları öldürüp Six'i kurtaran Mono tekrar el ele verip Six ile beraber okuldan çıkarlar. Mono ve Six dışarıda gezerken sokağın ortasında duran Six'in sweatshirt'ünü bulur ve Six sweatshirt'ünü giyer ve asıl macera şimdi başlamaktadır. Mono ve Six dışarıdaki zorlu hava koşullarını ve çeşitli zorlukları atlatıp bir evin yine açık penceresinden içeri girerler. Mono ve Six içeride gezinirken buranın bir ev değil hastane olduğunu anlarlar ve yola devam ederler. İçerisi çok karanlık olduğu için Mono yerde bir el feneri bulur ve yolu aydınlatmak için el feneri kullanır. Mono içeri girdiği zaman bir demir kapıdan geçer ve kapalı olan televizyon birdenbire açılır ve iki karakter de kulaklarını kapatmak zorunda kalır. Mono televizyona yaklaşır ve televizyona bakmadan var olan görüntü karesinin içine tekrardan bir yol oluşturur ve televizyon yayınının içine girer. Mono tekrardan uzun koridorun içinde kapıya doğru koşturur. Fakat tekrardan başarısız olup Six'in yanına geri döner. İki karakter de gözünü açtığı zaman aynı odanın farklı şekillendirilmiş haliyle karşılaşır. Yani az önce yukarıda olmayan asansör şeytani televizyon yayınını kesince var olan oda şeklini almıştır. Burada akıllara bir soru doğuyor. Var olan yayın dalgaları tek bir TV'den odanın seyrini ve fiziksel olarak şeklini farklı bir boyuta geçirebiliyorsa, içinde bulunduğumuz şehir o zaman ya hiçbir şekilde yoktur ya da herkesin söylediği şekilde bir döngü içinde dönüp duruyoruzdur. Mono ve Six hareket eden heykel ve ellerden kurtulduktan sonra doktorun mankenleri tedavi ettiği yere gelir. Burada karakterlerimiz doktordan kaçtıktan sonra doktoru bir fırının içine sokar ve Six'in de yardımı ile doktoru cayır cayır ateşler içinde bırakıp doktoru öldürürler. Six ve Mono doktorun ölümünün ardından tekrar dışarı çıkar. Dışarıda biraz dolaştıktan sonra bir binaya giren Six ve Mono binada olan insanların televizyon yayınlarına baktığını görür. Bazı engelleri açtıktan sonra döküntülü bir odaya girer ve binanın yarısı yıkılır. Six mozların altında kalır lakin yaşıyordur. Mono Six'i kurtarır ve yola devam ederler. O sırada Mono'nun el feneri kırılmıştır. Mono ve Six beraber yola devam ederken bir odaya girer ve tekrar ikisini de rahatsız eden bir televizyon ile tekrar karşılaşırlar. Mono televizyondaki kareleri oluşturduktan sonra televizyonun içine girer ve uzun koridor ile tekrar karşılaşır. Mono bu sefer koridorun sonundaki kapıyı açar ve herkesin bildiği o Tin Man adındaki adam ile Mono yüz yüze gelir ve televizyonun içinden çıkar ve Six'in yanına gelir. Tin Man televizyonun içinden çıkarak fiziksel bir yapıya dönüşür ve Mono ve Six'i kovalamaya başlar. Burada Tin Man ile ilgili bilinmeyen bir şeyden bahsedeceğim. Tin Man herkes tarafından bilindiği üzere Mono'yu hiçbir zaman öldürmez ve Tin Man'in aslında istediği Six'tir diye teoriler var. Evet, burası bu şekilde oldu. Mono ve Six'in Tin Man'den kaçtıktan sonra Mono yatağın altına saklanmış ve Tin Man Six'i almış ve götürmüştür. Lakin Six'in bedenini götürmüş, ruhu yanımızda kalmıştır. Hani oyunun bazı yerlerinde gördüğümüz o küçük çocuklar var ya, siyah parazit silüetinde gibi duranlar ve elimize alamadığımız çocuklar. İşte o çocukları Tin Man'dan başka kimse öldürmemiştir. O çocukların ruhunu Tin Man almış ve hikayede gördüğümüz ve sık sık karşılaştığımız radyo kulesinin içinde bulunan, oyunun sonunda da gördüğümüz o kırmızı yaratık olan şeye hapsetmiştir. Aslında televizyonlardaki yayını yapan ve zaman bükülmesiyle hızlı bir şekilde seyahat eden kişi Tin Man'dir. Ama unuttuğumuz bir şey var. Birinci oyunda Lady, ağız adı verilen malikanede nasıl bir görevli ise, Tin Man de bu oyunda çocukların ruhlarını emen, şehirdeki televizyonlardan şeytani radyo dalgaları gönderen kişidir. Tin Man aslında ruhları kendisi için değil, kulede bulunan ve bu gücü kendisine veren asıl iblis olan efendisi için toplayıp çocukları öldürmüştür.
Zaten hikayede gerçek bir çocuğun olmadığı, şimdiye kadar gördüğünüz kuklaların birer çocuk şeklini alması, öğretmenin ise çocukları büyüyecek sanıp onlara eğitim vermesi, doktorun ise mankenleri canlandırması bu yüzdendir. Aslında Tin Man şehri yöneten kötü bir ruhtur. Gelelim hikayede kaldığımız yere. Mono ve Six Tin Man'den kaçarken bir odaya sıkışır ve Tin Man Six'i alır. Ancak ruhu kalacak şekilde Six'i orada bırakır. Mono çaresiz bir şekilde Tin Man'in izini sürmekte ve onun engellerinden kaçmaktadır. Mono Tin Man'den kaçarken trene biner ve arkasından Tin Man gelmesin diye vagonları ayırır. Tren aşırı hızlı bir şekilde yokuş aşağı gider ve sert bir şekilde duvara çarpar. Mono bu çarpışmada yara almış ve karnını tutarak aşağıya inmiştir. Six'in parazit gibi görünen silüeti rayların üzerinde bizimle beraber merdivenlere kadar eşlik eder. Mono merdivenlerden çıktığı zaman düz bir yol üzerinde ileride Tin Man'i görür. Burada Mono ve Tin Man'in zamansal bükülme savaşı başlar. Tin Man Mono'ya zarar vermek istemez. Hatta hamle bile yapmaz. Mono Tin Man'in ruhunu ele geçirir ve Tin Man'de olan güçler artık Mono'ya geçmiştir. Mono istediği gibi şehri yönetebilme gücüne sahip olmuştur. Mono var olan gücünü kullanarak çok uzaklarda olan kuleyi zaman bükülmesiyle yanına çeker. Mono Six'i bulmak için kuleye girer, çeşitli zaman damgalarından ve portal kapılarından geçerek Six'i bulur. Fakat Six kulenin de vermiş olduğu şeytani bir güçle dev boyuta ulaşmıştır. Six oyunun başında onu avcının evinde bulduğumuz gibi aynı şekilde müzik kutusuyla oynamaktadır. Mono müzik kutusunu defalarca kırarak Six'in içinde bulunduğu bu durumdan Six'i kurtarır. Fakat Mono'nun hiç tahmin etmediği bir olay başına gelecektir. Six küçüldüğü zaman var olan ortam kırılmaya başlar. Bunun için buradan kaçmak gerekir. Mono Six'i takip eder, arkasındaki kırmızı gözlü canavardan kurtulduktan sonra var olan zamana geçmek için ileride bir kapı vardır. Fakat üzerine gittikleri yol ileride kırılmış ve sadece bu yoldan Six geçmiştir. Mono uzun bir atlayış yapar ve Six'in elini tutar. İşte tam da bu anda Six'in aklından oyunun en başından beri istediği kişi olması için onu kaderiyle baş başa bırakır. Birinci oyunu hatırlarsanız eğer Six bir rüya görüp uyanmış ve aynı olayları tek başına yaşamıştı. İkinci oyunda ise Mono da bir rüya görmüş ve Six ile aynı olayları yaşamıştı. Six aslında Mono'yu olması gereken kişi olarak bırakmıştı. Kulenin yeni bir bekçiye, yeni bir Tin Man'e ihtiyacı vardı. Six nasıl Lady ise Mono da aynı şekilde Tin Man olacaktı. Six bu kaderi de göz önünde bulundurarak Mono'yu ellerinin arasından aşağıya bıraktı. Bazı söylentilere göre Six'in Mono'nun son anda gücünü emdiği, ortaya çıktığını söyleyen bazı teoriler olsa da Six kendisini defalarca kez kurtaran Mono'yu kaderiyle yalnız bıraktı. Six Mono'ya ihanet etmişti. Six var olan zamanına doğru kapıya giderken Mono ise dibi bilinmez bir boşluğa doğru düştü. Mono uyandığı zaman etrafındaki kulenin şeytani yaratığı ile bir aradaydı. Mono'nun artık kaçışı yoktu. Şehri kontrol etmenin ve insanların ruhunu almanın tek yolu yeni bir Tin Man'di. Mono Tin Man'in tahtına oturdu ve kısa bir süre içinde gözümüzün önünde Tin Man'e dönüştü. Artık kulenin kontrolü Mono yani yeni adı ile Tin Man'di. Eğer oyunda parazit gibi görünen bütün çocukları bulursanız bir de Six'in ne yaptığını gözükmektedir. Six var olan zamana dönmek için kapıdan geçtiği zaman bir televizyon içinden çıkar ve karşısında ruhu ile bakışmaktadır. Unutmayalım ki bunların hepsi benim teorim olduğu için araştırmam ve bunları yazmam ve kurgusunu yapmam çok zor oldu. Asıl hikayenin gerçeğini 3. oyunda göreceğiz.